Bakın bu da enerji santralinin vurulduğu an. Kiev yakınlarındaki bir enerji santrali bu, vurulduğu an. Bir görüntü daha var. Sivil yerleşim alanlarının nasıl bombalandığını gösteren bir görüntü vardı. Onu da pek çok haber ajansı servis etmedi. Yine evet, bu görüntü arkadaşlar ekrana getirdiler. Sivil yerleşim alanları da bu şekilde vuruldu. Hatta arkadaşlar rica edeceğim sizden, yine sıcağı sıcağına Ukrayna'da savaş nasıl acımasızca devam ediyor izletirken, saldırı anlarını paylaşırken, bir evin hemen yakınında nasıl füze patladı, bir savaş uçağı geldi ve füzeyi fırlattı, o haberi bir kez daha gösterelim ki o evin içinde bir bebek vardı, korku içerisinde nasıl feryat etti, onu izleyeceğiz. Bakın uçak geliyor, füzeyi attı ve o an. Şu an arkadaşlarım yine işaret ediyor. Kiev'den patlama sesleri geldiğini ifade ediyorlar. Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor. Kharkov'dan gelmişti az evvelki görüntüler. Kiev'den görüntüler var mı arkadaşlar? Kiev semalarında yeniden patlama sesleri var. Bu görüntüleri alalım. O görüntüye de geçeceğiz. Kiev semalarında da patlama sesleri duyuldu. Evet. Şu an yine sıcağı sıcağına yaklaşık 4 dakika önce bir Twitter kullanıcısı paylaştı bu görüntüleri. Kiev semalarında patlama sesleri duyulduğunu belirterek yer savunma sistemleri de uçak savarlar da hemen ateşe başladılar. Bakın o anları da görebiliyoruz. Uzakta da olsa bu görüntüleri kayıt altına alan Ukraynalı anlayabiliyoruz. Şu an itibariyle Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor. Bir taraftan da uçak savarlar ateş ediyor Rus uçaklarına, Rus helikopterlerine karşı. Bakın sürekli bir patlama sesleri duyuluyor Kiev'de, başkent Kiev'de. Hava saldırısına karşı uçak savarları nasıl ateşlendiğini de gösterdik. Dediğim gibi birkaç dakika önce bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntüler bunlar. Yine Rusya acımasızca saldırıyor. Ukrayna semaları ateş altında, pek çok kent ateş altında. İsabet alan yerlerde yangınlar çıkıyor, onları da görebiliyoruz. Şu an itibariyle elimize ulaşan görüntüler bunlar. Pek çok haber ajansı bu görüntüleri henüz paylaşmadı. Biz de sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz bazı adresler bize ulaştırdı bu görüntüleri. Arkadaşlarım bu arada şunu da ifade ediyor. Kiev'in 10 kilometre dışında banyo denilen bir bölge burası. Kiev şehir merkezinde değil. Kiev şehir merkezinin hemen dışındaki bir noktada bu görüntüler var. Şu an sıcağı sıcağına aktarıyoruz. Hatta bir arkadaşım şu an Kiev'le telefonda canlı yayında konuşuyor. Onun aktardığı bilgileri size ben de anında ifade ediyorum. Bu görüntüler dediğim gibi Kiev'in 10 kilometre dışı. Patlama sesleri zaten işitilebiliyor ama Kiev şehir merkezinde şu an bombardıman söz konusu değil. Yaklaşık bir buçuk saat evvel bir yine siren sesi duyuldu Kiev'de, bunu biliyoruz. Odessa'da yine geçtiğimiz saatler içerisinde bir ara siren sesleri duyuldu bir hava saldırısına karşı. Arkadaşlarım bunu şu an bana yazılı olarak ilettiler. Yine bakın Kiev'in dışındaki banliyölerde çekilen görüntüleri paylaşıyorum sizlerle. Şimdi bu saldırı anlarının akşam üzeri çekilen görüntüleri
dediğim gibi ekranlarınıza getireceğim. Yani gün içerisinde zaten saldırı üzerine saldırı oldu. Uçağın vurulma anı vardı. Bakın uçak savarlar bu şekilde mukavemet ediyor Rus uçaklarına durdurabilmek için. Ama bir uçağın vurulma anı ve sonrasında uçağın düşme anı vardı. O görüntüyü izleteceğim size. Çünkü yarın özellikle sıkça izleyeceğiniz bir görüntü. Ben gece haberleri farkıyla, TV 100 farkıyla izleteyim size. Bakın uçak vuruldu, bu şekilde düştü. Düştüğü anda yine bir amatör kamera kayıtta. Akşam üzeri çekilen görüntüler bunlar.